Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Aksaray'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94. yıl kutlamalarının son provası 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirildi. Sevdiklerim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94. yılı kutlamalarının son genel provası 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirildi. Bunların kanatları bir bir bırakabiliriz. Kolsuz olabilirim, kanatsız olabilirim. Bayram. Pazar günü kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı öncesi genel prova için polis ekipleri sabah erken saatlerde Aksaray Meydanı'nda güvenlik önlemleri aldı. Son prova tam diyor. Geldi diyorlar. Bak şimdi sıra. Babam vatan, vatan diye atıyor. Önce vatan, sonra vatan diyorum. Ağlamasın anam, ağlamasın yar. Vatan için ölmek olur mu hiç ar? Size ahirette şefaatim var. Önce vatan, sonra vatan diyorum. Önce vatan, sonra vatan diyorum. Tören provasına öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Aslını aratmayan son provada göze çarpan son eksiklikler belirlendi. Aksaray'da Sofular Mahallesi girişinde tarihi Selçuklu Hamamı restorasyonunda sona yaklaşılıyor. Tarihi değerlere çok büyük önem veren Aksaray Belediyesi, tarihi hamamla ilgili projelerin gerçekleştirilmesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şehir merkezinde Sofular Mahallesi girişinde tarihi Selçuklu Hamamı restorasyonunda sona yaklaşılıyor. İnce bir işçilikle, titizlikle sürdürülen çalışmalar sağlam ve emin adımlarla ilerliyor. Aslına uygun nitelikte restore edilen 2. Kılıç Arslan Hamamı, bittiğinde ziyaretçisinin çok olacağı bekleniyor. Şehirde en çok ziyaret edilen tarihi ve kültürel eserler arasında yer alması beklenen hamam, aslına uygun restorasyon yapıldıktan sonra şehir merkezindeki gezilebilecek turizm merkezlerinden birisi olma özelliğini taşıyacak. Tarihi yapısına uygun olarak yapılan projeye göre 2. Kılıç Arslan Hamamı'nda 24 bölüm bulunuyor. Su deposu, erkek sıcaklık, bayan sıcaklık, erkek soyunma, bayan soyunma, eyvan, oda, hol bu bölümlerden bazılarını oluşturuyor. Aksaray'da polis ve jandarma ekibinin yaptığı uygulamada şüphe üzerine durdurulan kamyonda kaçak sigara ele geçirildi. Aksaray'da polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada şüphe üzerine durdurduğu kamyonda 105.650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sen,
Edinilen bilgiye göre Aksaray Adana Karayolu üzerinde ortak rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine Adana'dan Aksaray istikametine seyreden kamyonu durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler kamyonda inceleme yapmak için arama noktasına çekti. Noktada kamyonun kasasında yapılan aramada koliler içerisine gizlenmiş çeşitli markalarda 105.650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kamyon sürücüsü RK gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Silah ticareti yapan esnaflar uyardı. Aksaray ve yurt genelinde internet üzerinden yapılan silah satışları artmaya başladı. Son zamanlarda Aksaray ve yurt genelinde internet üzerinde satılan silahların sayıları artmaya başladı. Silah ticareti yapan esnaflar uyardı. Sencer Yıldırım, silah ticareti yapan esnafların ortak görüşünü anlattı. Silah alınırken silahın bir fabrika yapımı olması gerekiyor. Ondan sonra garantisinin olması gerekiyor ve bir av bayisinden alınması gerekiyor. Çünkü karşıda muhatap olacak insanlar bulmak gerekiyor. Ama şu an bizim milletimiz ne yapıyor? İnternetten ruhsatsız tüfek almaya başladılar. Çok doğru bir şey değil ama o işlerinin kolayına geliyor. Hani hiç uğraşmıyorlar, parayı gönderiyorlar, adam tüfek gönderiyor ama hiç kendi sağlıklarını ya da çevresine vereceği zararları hiç düşünmüyorlar. Çünkü bunlar atölye yapımı olduğu için nasıl diyeyim ben sana, su borusundan yapılıyor. Garanti yok, karşıda muhatap olacağın hiçbir insan yok. Yani kullanım atlık gibi bir şey. Ama paralarını boşa atıyorlar ama milletimiz bunun farkında değil. İşin kolayına kaçıyor kısacası. Şimdi su borusu olduğu için mermi sıkılıyor ya. Mermi sıkıldığı zaman, namlu ısındığı zaman patlar. Patlayınca da ne oluyor? Örnek veriyorum, parmağının biri gidiyor ya da gözünün biri gidiyor ama bu her insan olmuyor. Örnek veriyorum işte 20 kişide bir kişi oluyor. Ama işte başına gelen bir daha almıyor internetten ama başına gelmeyen almaya devam ediyor. Hem bu internetten satıldıktan sonra mesela vergi de ödenmiyor. Bu da bir devletimize zarar. Tabii bizim satışlarımız olmuyor. Bu da bize bir zarar. Ya da insanlar kendine zarar veriyor. O da bir zarar. Kuru sıkı satışlarımızda sabıka kaydı, ikametgah, nüfus cüzdanı fotokopisi isteniyor. Biz ona göre fatura kesiyoruz. Bu emniyete gidip üzerine kaydettiriyor. Yani çok basit bir şey ama azıcık bir uğraşmak gerekiyor. Tüfek satışlarında da işte 4 resim olacak. Sağlık raporu isteniyor aile hekiminden. Tüfek almasında hiçbir etken yoktur. Yani psikolojik olarak hiçbir sıkıntısı yoktur diye. Bir de maliye 30 lira para yatırıyorsun. O da çok kolay yani ama insanımız uğraşmıyor. Aksaray'da erkek Kur'an kursunda eğitim görerek hafızını tamamlayan 10 kişinin icazet merasimi yapıldı. Aksaray Laleli Erkek Kur'an kursunda eğitim görerek hafızlığını tamamlayan 10 kişinin icazet töreni yapıldı. Ulu Camii'nde yapılan tören cuma namazı öncesi başladı. Laleli Erkek Kur'an Kursu, Kurra Hafızı Ramazan Özmen'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda hafızlar, öğrenciler ve cami cemaati hazır bulundu. Hafızlık icazet merasimine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد على العالمين يا ربي ولنا الله المستعان Salatü selam ki cihanın maizi, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu tayyibelerine, ağır ve ashabına, bütün müminlerin üzerine, sizlerin ve bizlerin üzerine olsun inşallah.
Aksaray'da kışın yaklaşmasıyla birlikte soba imalatları arttı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte soba satışlarında artış yaşanıyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte doğal gaz ve kaloriferi olmayan konutlarda yaşayan vatandaşlar soğuk kış aylarında soba yakarak ısınıyor. Uğraşıyoruz. Kaç senedir uğraşıyorsunuz? Aşağı yukarı 20 yıldır falan uğraşıyoruz. 20-25 yıldır. Şimdi kış yaklaşıyor yavaş yavaş. Evet. Burada bize üretim sürecinden biraz bahsedebilir misiniz sobanın? Burada işte soba imalatı yapıyoruz. Ondan sonra işte kova, yani vatandaşın kışlık malzemesini burada temin ediyoruz. Fiyatlar normal yani. Bizim fiyatlarda öyle fazla bir artış yok yani. Talep bizde eski gibi şu anda pek yoğun değil. Merkezde iş bitti. İşte genelde kırsal kesime hitap ediyoruz. İşte onda işte o da havanın biraz daha soğumasını bekliyor. Yani şu anda normal. Vallahi sobanın iyisini nasıl derken yani kötü soba diye bir şey yok. Yani herkes elinden geleni yapar. Yani soba sobadır. Yani bu bir elektronik bir eşya değil ki şöyle yani belli bir standartları var. Onu uygulanır yani. Soba sacı olarak gelir. Preslenir. Preslendikten sonra soba gördüğünüz şekilde bu şekilde toplanır. Toplandıktan sonra da işte Kayseri'ye emaiye göndeririz. Orada emaiye yapılır gelir. Burada da işte tamir dediğimiz yani vatandaş üst dökümünü getiriyor. Biz altını yeniliyoruz. Yani o şekilde bu sistem öyle çalışıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte soba kullanan vatandaşlar odun ve kömür ihtiyaçlarını gidermeye yöneldi. Aksaray Müze Müdürü Yusuf Altın, insan ve hayvan mumyalarının ziyaretçilerini beklediğini belirtti. Türkiye'nin ilk ve tek mumya bölümüne sahip olan Aksaray Müzesi'ndeki insan ve hayvan mumyaları ziyaretçilerini bekliyor. Aksaray bölgesinde yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan yetişkin insan, bebek ve kedi olmak üzere toplam 8 adet mumya, özel ısıtma ve soğutma sistemi olan vitrinlerde korunuyor. Aksaray Müze Müdürü Yusuf Altın, ilk mumyalama tekniğinin Mısır'da başladığını kaydetti. İnsana olan saygıdan mumyalama tekniğinin ortaya çıkarıldığını belirtti. Mumyacılık Aksaray ilinde, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki müzelerimizin içerisinde tek mumyacılık seksiyonu bölümü olan müzemiz Aksaray Müzesi'dir. Bu biliyorsunuz ki mumya sistemi insana olan saygıdan dolayı insanın çeşitli fiziksel ve kimyasal faaliyetlerle o kişiye olan saygıdan dolayı bir onun ölümsüzleştirme tekniğidir. Bunun ilk başlangıcı biliyorsunuz Mısır'da başlamış. Mısır'daki insanları mumyalayarak ama Anadolu'daki mumyalama sistemi tamamen farklı. Mısır'dan farklı bir mumyalama sistemi vardır. Biliyorsunuz ki Türkler Orta Asya'da iken de mumyalama tekniklerini kullanmaktaydı. Niye? Bizim Türklerin yazlıkları ve kışlıkları vardı. Kışlıklardaki vefat edenler iç organları alınır, bal mumu eritilerek insan vücudunun üzerine sürülür ve iç organları çıktıktan sonra tekrar kışlık bölümüne getirilir. Yazlıkta vefat edenler de kışlık ana yurtlarına gidilir. Orada defin işlemleri devam edilir. Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle birlikte özellikle bu mumyalama tekniği de devam etmektedir. Özellikle 2. Kılıç Hasan'ın da burada biliyorsunuz şehit olmuştur. 2. Kılıç Hasan da burada iç organları Kılıç Hasan türbesine defnedilerek kendisi Konya'daki Alaaddin Tepesi'ne mumyalı bir şekilde defnedilmiştir. Bizim bölgemizdeki mumyalar ise özellikle Ihlara Vadisi'ndeki bulunan kiliselerden çıkmıştır. Diğer bir önemli merkezde Çanlı Kilise, Akhisar'da bulunan Çanlı ve kilise çevresindeki mumyaları görmekteyiz. Bu mumyaların da tarihlenmesi 1000 yıllarına tarihlenmektedir. Özellikle 10. 11. ve 12. yüzyılda bu mumyalama tekniği yoğun olarak kullanılmıştır.
Daha sonra buradaki önemli mumyalarımızdan bir tanesi de bizim kedi mumyamız vardır. Muhtemelen bu kedi mumyamız da sahibi tarafından çok sevildiği için bir mumyalama, bal mumuyla mumyalanarak korunmaktadır. Bu şekilde mumyalarımız da burada özel vitrinler yaptırılarak bakanlığımız tarafından bunların korunması sağlanmaktadır. Bir sergimizde şu anda 8 tane mumyamız vardır. Daha kazılar çıktığı zaman da mumyalarımızın artması muhtemeldir. Aksaray'da 50 yıldır sarı ve gümüş kaynak işiyle uğraşan Akyol, "Ben öldükten sonra bu iş devam etmeyecek," dedi. Aksaray'da 50 yıldır kaynakçılık işiyle uğraşan emekli Mustafa Akyol, sarı ve gümüş kaynakçılık işinde Aksaray'da tekim dedi. "Ben Aksaray'da emekli Mustafa Akyol. Burada sarı ve gümüş kaynak işleri yapıyorum. Aksaray'da yapılamayan işleri yardımcı oluyorum. Halka hizmet için, halka hizmet için burada şimdi eski adamlar, şimdi gençler şey yapamıyor. Bir şey sadece söküp takmayı biliyor yani." Akyol konuşmalarının devamında "Aksaray'da bu işi yapan benden başkası yok," diyerek artık eskisi gibi gençlerin bu işe ilgisi olmadığını ifade ederek şunları kaydetti. "Mesela örneğin adam çaydanlık alıyor, 75-100 bin lira veriyor. 2-3 gün sonra ülüğü kopuyor. Bunu götürüp yenisini alıyor. Halbuki kaynattırmak daha faydalı. Niye mala atsın? Milli servet bu. Para vermiş zamanında cüzi parayla onu kaynattırdın, ebedi gidiyor. Gümüş ve sarı kaynakları sağlıklı olur. Neden sağlıklı olur? Pas yapmaz, koku yapmaz, ömrü uzun olur. Motosiklet ve bisikletlerde ek yerleri tamamıyla sarı kaynağıdır. Bu sarı kaynağının olma sebebi eğilme yapar, kırılma yapmaz, kazaya sebebiyet vermez. Sarı kaynağını herkes bilmiyor. Niye bilmiyor? Alışmamış sarı kaynağına. Pazar arabası. Kırılıyor, adam atıyor, yenisini alıyor. Niye yenisini alıyorsun kardeşim ya? Getir, tekerini değiştirelim, kırık yerlerini kaynattıralım sarı kaynağına. Kaynattığım arabalar 20 senedir daha hala gelmedi yani. Sarı kaynağı milletin alışması lazım, bilmesi lazım. Sarı kaynağını ne diyor, sarı kaynağı ne, ne işe yarar diyor. Ya işte sağlıklı olur, kırılmaz, eğilir, bükülür ama kolay kolay kırılmaz yani. Peki bu... Benden bu Aksaray'ın içinde benden başka yapan yok yani sarı kaynağını. Ben tek yapıyorum. Gümüş ve sarı kaynağını. İnce hassas işlerde gümüş kaynağı, hafif kaba işlerde de sarı kaynağı şey yapıyoruz, kaynatıyoruz. Tam 50 yıldır. 50 yıldır. Ben ilkokulda başladığımda sömestre tatillerinde sanayiye giderdim. Tabii birkaç iş değiştirdik bu arada ama devamında bu kaynak üzerine çalıştık. Daha hala da devam ediyorum. Ben emekli oldum. Emekli olduktan sonra boş duramadım. Evim üstünde, altında da burada halka yardımcı olabilmek için, halka yardımcı olabilmek, ben burada para falan kazanmıyorum yani. Halka bazı kırık şeylerini yapıyorum, kaynatıyorum, gönderiyorum, cüzi bir para alıyorum yani. Cüzi bir para alıyorum. Bu bir buzdolabının parçasıydı. Onu yenisine 350 milyon istediler, istemişler. Ben burada sadece 10 liraya masrafına kaynattım ve adam da çok memnun oldu, teşekkür etti, gitti yani. Böyle kritik işlerde, mesela bir ütü malzemesinin 1,5-2 milyar değerindeki parçaları adam geziyor bulamıyor. Bulsa da parası yetmiyor. Ben burada 10-15 liraya 20 liraya onu kaynatıyorum ve garanti de veriyorum. Diyorum ki götür kırarsan diyorum ben bir dahaki sefere para almadan kaynatacağım diyorum. Şimdi bölge haberleri. Karaman 2. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı görkemli bir şekilde bugün açıldı. Ve gıda fuarımıza hoş geldiniz. Karaman 2. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı bugün saat 2'de. Karaman Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Karaman Milletvekili Recep Konuk,
Vali Yardımcısı Sezer Işıktaş, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, 22, 23, 24. dönem Milletvekili Mevlüt Akgün, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Turan, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Genel Meclisi Başkanı Celalettin Güngören, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Öngay, sivil toplum örgütü yöneticileri, muhtarlar ve çiftçilerin katılımıyla coşkulu bir şekilde açıldı. Fuar oluşumunda günümüze kadar gelinen süreçte yardım ve desteklerini esirgemeyen bürokratlara Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu tarafından plaket takdim edildi. Bugün ikincisini açtığımız fuarımız şehrimize, çiftçimize ve memleketimize hayırlı olsun. Bunların yanında merkezimizde yaşanan 100 yılın en büyük ihaneti, 100 yılın en büyük zaferini birlikte kazandık. Şimdi değerli dostlar, biz çiftçiyiz, cahiliz, hata yapabiliriz, yanlış da yapabiliriz. Ama bu çiftçi hayatta hainlik yapmaz. Yapmadı, yapmayacak da. Hep çiftçimiz, devletimizin yanındayız, olmaya devam edeceğiz. Emin olun dünyada tarımın olmadığı yerde tarım hiçbir zaman gücünü artıramayacaktır. Ve tarımın olmadığı yerde de insanlık hiçbir zaman ileriye gitmemiştir. Bakın gıda olmadan hiçbir ülke zengin sayılmaz. İster petrol olsun, neyi olursa olsun. Ama bu ülke öyle bir şeyler yapmış ki hem üretimde başarı elde etmiş, hem sanayide hem ticarette. Bu ülkeye çok sahip çıkmamız gerekiyor. İşte Tarım Komisyon Başkanımız biliyor. Dünyanın halini, ben 42 ülkeye gittim. Emin olun Türkiye'ye gelince bu toprakları öpüyorum. Çiftçi dostlarımıza, sanayicilerimize yeni ufuklar açacağına, ülkemiz ekonomisine katkı yapacağına inanıyor. Uzaktan yakından gelerek bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize saygılarımı sunuyorum. Ve ayrıca son olarak da fuarımızın hazırlanmasına emeği geçen başta Ziraat Odamıza, Belediye Başkanlığımıza ve kendi ekibime ayrı teşekkür ediyorum. Fuarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cenab-ı Hak bizim birliğimizi, dirliğimizi daim etsin ve ülkenin istikbalini ve ufkunu açık etsin. Anda Ziraat Odası Başkanımıza da Karaman'ın tanıtımı, Karaman'ın el emeğinin, göz nurunun değerlendirilmesi amacıyla tertip ettikleri fuarı İnşallah daha başarılı neticeler vermesini ve bu anlamda bu gayret sebebiyle kendine teşekkür ettiğimi de ifade etmek istiyorum. Allah birliğimizi tekrar daim eylesin. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun demek istiyorum. Saygılarım. Karaman kendi ekonomisine katma değer sağladığı gibi üretmiş olduğu ürünlerle birlikte bugün hem Türkiye'mize hem dünyamıza da katma değer sağlıyor. Burada Sayın Recep Konuk Başkanı'na şunu bir ifade etmişti konuştuğumuzda. Her ne üretirsek üretelim, ürettiğimizin katma değerini artıralım ve bunu hep birlikte paylaşalım demişti. Aslında çok güzel bir şeydi. Bakarsanız insanın aslında şehirlere insan gibidir, canlı organizma gibidir. Nasıl bir dişiniz ağrıdığı zaman bütün bedeniniz bunu hissederse şehrin içerisindeki bir unsurun, çiftçinin, esnafın, sanayicinin bir sıkıntısı da aslında bütün hepimizi hissettirir. Hissederiz. Çünkü biz de sizlerin bir parçasıyız. Yani katılımcıların çok olması gerekir diye düşünüyorum. Bu bir. Bir de gördüğümü de açıkça söylerim, ben çekinmem. Dışarıdan gelen katılımcılara teşekkür ediyorum. Ama şehrimizde de her toplantıda oturduğu zaman biz tanınmıyoruz diye sanayici ve ticaretçi arkadaşlarımı burada görmek isterim. Ben ürettiğim malı tanımıyorlar diyor. Sen Karaman'ı tanıtmazsan dünyada seni kimse tanımaz. Paylaşacağız bu şehirde. Birlik olacağız, beraber olacağız. Sevmiyorsak saygı göstereceğiz. Allah'a emanet olun. Hepinize saygı ve sevgiler sorun. Biz biliyorsunuz ülke olarak 2. Cihan Savaşı'nı yaşamadık. Ama 2. Cihan Savaşı'nı da yaşayan ülkelerin bugün ekonomik olarak çok daha gerisindeyiz. Bunu doğrusu ben çok sorguladım. Çok öğrenmeye çalıştım bunun sebebi nedir diye.
baktım. Bakanlarınız da mutlaka olmuştur. Bunun bir tek sebebi var. Bizim ekonomimizin ilerlemesine bu ülkenin çocuklarının, evlatlarının tam olarak hakim olmadığı, yönetmediği dönemlerde dış güçlerin müdahalesi olmuş. Bundan dolayı patinaj yapmışız. Açılışa ve fuara yoğun talep ve ziyaret gözlenirken Karaman Milletvekilimiz Recep Konuk, standları ve fuara katılımda bulunan firmaları tek tek gezerek bilgiler aldı. Karaman 2. Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı 29 Ekim 2017 gününe kadar saat 10 ile 17 arası halkın ziyaretine açık olacaktır. Evet, Sayın Gençer'e teşekkür ederiz. Çok sevdiğim. Karaman'da Tarım, Orman ve Köy İşleri Başkanı Recep Konuk, Kanal 68 mikrofonlarında konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, Kanal 68 mikrofonlarına şöyle konuştu. Karaman esasen Anadolu'nun küçük vilayeti olmasına rağmen içi zengindir. Başak bir şehirdir, işsizliğin olmadığı şehirdir. Üretim potansiyelinin yüksek olduğu bir şehirdir. Son 10 yılda gayri safi milli hasılayı 3'e katlayan bir ülkeyiz. Bu da diğer ülkeleri tedirgin ediyor. Şayet biz yaşadığımız hain darbe girişimine karşı gelen bir ülkeyiz. Bazı çeşitli sebepler yüzünden önümüzü kestiler. Belki biz bugün çok başka zengin ülke olacaktık, dedi. Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, konuk Kanal 68 mikrofonlarına fuar hakkında bilgi verdi. Bugün çok mutluyum, umudumun üstünde bir fuar oldu. Tüm alanlarımız doldu. Dışarıdan katılan firmalara çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de gıdanın %40'ını biz üretiyoruz. İşsizliğin sıfır olduğu bir yerdeyiz. Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ise Karaman'da bu fuarın ilki. Karaman'da bu fuarın ikincisi düzenleniyor. Yapılan yerde ilk kez oluyor. Yeni bir alanda toplandık. Karaman'da böyle bir uygulamanın yapılması, sahada ilk olmasının dezavantajları var. Karaman'ın tanıtılması ve organizasyonda bazı eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Tabii Karaman esasen Anadolu'nun belki il hudutları itibariyle 10 bin kilometre karenin altında bir belki vilayet, küçük belki hacim olarak. Ama içi zengin, dolu. Bugün tarımda, tarımsal üretimde, özellikle gıdada başat bir şehir. Bugün unlu şekerli mamullerde, bisküvide, çikolatada çok büyük mesafeler almış bir şehir. Bugün işsizliğin olmadığı şehir. Dolayısıyla tarımdaki, daha doğrusu gıdadaki bu 142 ülkeyle network'ünün olması, iletişiminin, irtibatının olması, bu ülkelerle ticari bağının olması ve üretiminin dünyada yer bulması, gıdanın bir alt grubu kırılımı olan tarımsal üretimde de çok büyük bir üretim potansiyelinin kinetize edilmesinde, hareketlendirilmesinde önemli bir faktör. Türk İslam coğrafyasının birçok noktasında zulüm yaşanıyor. Kerkük, en yakını Kerkük. Arakan. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Biz ülke olarak ne yapabiliriz? Yani yüreğimiz yanıyor, o apayrı bir şey. Ama ne yapabiliriz? Nasıl bir çözüm üretebiliriz? Bu zulüm nasıl durur? Tabii özellikle son 10 yılda gayri safi milli hasılasını 3'e katlamış bir ülke. Doğrusu birçok ülkeyi tedirgin ediyor, rahatsızlık duyuluyor ülkemizden. Şayet biz başta FETÖ hain terör girişimi, kalkışması ve benzerlerini geçmişte 12 Eylül'le, 12 Mart'la, 60 ihtilaliyle işte çeşitli sebeplerle bu ülkenin önüne setler koyulmasaydı, duvarlar örülmeseydi belki bugün biz çok daha başka bir zengin ülke olacaktık. Farklı bir ülke olacaktık. Ben çok teşekkür ediyorum size. Çok ince duygularla çok güzel bir temenni de bulunuruz. Beni mutlu etti. Ben öncelikle belediye başkanım Ertuğrul Çalışkan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Gördüğünüz üzere gerçekten Karaman'a yakışan bir kongre merkezi ve fuar alanı bizim bugüne yetiştirdi. Evet, 26 Ekim'de açmamız gerektiğini biliyordu ama gecesini gündüzüne kattı. Bugüne yetiştirdi. Ona teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çok mutluyum.
Geçtiğimiz yıl ilkini yapmıştık. Bu yıl ikincisini yaptık. Ama gerçekten benim umudumun üzerinde, umut ettiğimin üzerinde %50 katılımlı bir firmayla gördüğünüz üzere tüm alanlarımız dolu. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Standlar da çok renkli efendim. Evet, çok renkli. Standlarımız da renkli. İnsanlarımız çok iyi niyetli. Dışarıdan gelen bütün, ben öncelikle bir de ona teşekkür etmek istiyorum. Dışarıdan bize katılan bu firma yetkililerine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bizi mutlu ettiler, onur ettiler. Sizler de akeza öylesiniz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bize ait efendim. Gıdanın da biz şu anda Türkiye'de gıdanın da %35, %40'ına yakın bölümünü biz üretiyoruz. Karaman üretiyor. İşsizliğin sıfır olduğu bir ilde. O sizin temenniniz çok güzel bir temenni. Neden olmasın? Yakışır Sayın Başkanım. Neden olmasın? İnşallah Allah o günleri de gösterir bize. Fuarımız hayırlı, uğurlu, bereketli olsun diyorum. Bir fuarı gezdiniz. Bize bir değerlendirebilir misiniz? Ben şimdi Karaman'da, bu ikinci tabii. Bir de yer olarak ilk defa yeni bir alanda fuarı yapıyoruz. Yani her şeyin bir öğrenme aşaması var. Bunu kabullenme, benimseme. Ondan sonra buradan da bir yol haritası çizip gelecekte nasıl bir şekillenmesi noktasında bir çalışma yapılması gerekenin ön izlerimden alıyoruz. Yani Karaman'da bunun ikinci, aslında böyle bir uygulamanın da sahada ilkin olmasının tabii bazı dezavantajları var. Öncelikle tanıtımla birlikte katılacak firmaların Karaman'ı, aslında ekonomik gücünü, potansiyel gücünü bilmeleri gerekir. Tabii burada odamızın da, fuarcılık organizasyonunda burada bir eksiklerin olduğunu düşünüyorum. Yapmış oldukları fuarın hangi bölgeyle sahip olduğu değerlerin ön plana çıkartarak ifade edilirse çok daha kıymet kazanacağını düşünüyorum. Ve düşünüyorum Karaman'daki tarım sektörünün gelişiminde bilginin paylaşılmasını, sahadaki deneyimin paylaşılmasını, modernizasyona geçişin sağlanması, en önemlisi üründeki katma değerin sağlanması. Bu sadece Karaman'daki bir çiftçinin geliri diye düşünmüyorum. Bir çiftçi Karaman'daki bütün nüfusun gelirini kazanmış oluyor. Aynı zamanda bu ülkenin de bütününü kazanmış oluyor. Dünyaya da çok büyük katma değer sağlanmış oluyor. Fuarcılığın aşaması aslında dokunarak, birbirlerine bakarak, görerek, hissederek istenilen hedefe ulaşmasını sağlamak. Bugün tarımda baktığımız temel öge nedir? Tarım ürünlerimizin katma değerini yükseltmek, bunu sanayi ile entegrasyonu sağlamak, yani daha çok gelir elde etmek ve bu geliri tüm ülkedeki vatandaşlarımızla paylaşmak. Çorum'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç evini ateşe verdi. Çorum'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç oturduğu evi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öngörülen ÖA isimli genç gece saatlerinde evini ateşe verdi. Evdeki yangını fark eden apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşatan ÖA ise uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çorum Sungurlu'da dün meydana gelen kazada yaralanan Ahmet Derinoğlu hayatını kaybetti. Sungurlu'da dün meydana gelen kazada yaralanan Ahmet Derinoğlu hayatını kaybetti. Olay dün Sungurlu, Ankara Karayolu, Budaközü kavşağında meydana geldi. Çorum'dan Ankara istikametine gitmekte olan Serkan I yönetimindeki 16P3694 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan İbrahim K yönetimindeki 06ZDK69 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anında yolda karşı kaldırıma geçmeye çalıştığı esnada araçların çarpması sonucu yaralanan yaya Ahmet Derinoğlu, kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Çorum'da meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi ayağından vurularak yaralandı. Çorum'da meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi ayağından vurularak yaralandı. Polis olayın ardından otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre elinde av tüfeği bulunan D.Y. isimli saldırgan O.B.'ye 3 el ateş etti. Saldırıda O.B. ayağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Bu sırada çevredeki bazı otomobillerde kurşun isabetmesi sonucu hasar gördü. Yaralı OB olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Erol Olçak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren DY ise olayın ardından 03 plakalı beyaz bir Şahin ile olay yerinden kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis şüphelilerin kaçtığı otomobili Mimar Sinan Mahallesi'nde terk edilmiş olarak buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Fahri Eker basına açıklama yaptı. Bir esnaf ve sanatkar için 500 milyon olarak... Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Fahri Eker basına yaptığı açıklamada 500 bin lira şahıs üst limitli kredilerinden bahsetti. Başkan Eker, Başbakan Binali Yıldırım'ın bizzat vermiş olduğu müjdeyle kooperatifimiz işletme kredileri 200 bin liraya çıkarılmış ve kullanımı durdurulan yatırım kredileri 500 bin lira şahıs üst limitiyle tekrar açılmıştır dedi. Biliyorsunuz biz Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi olarak Niğde Esnaf ve Sanatkarın bütün bizim bölgeye bağlı olan kooperatifimize bağlı olan bölgedeki esnaf ve sanatkarlarımızın ama bunun yanında da 8 tane Niğde'de kooperatifimiz var. İlçelerimizde, beldelerimizde olan kooperatiflerimiz var. Bu kooperatifler aracılığıyla esnaf ve sanatkarımızın finansman kaynağının daha iyi hale getirilmesi, onların işlerini büyütebilmesi, yatırım yapabilmelerini, işlerini geleceğe ve çağa uygun şekilde büyütebilmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Geldiğimiz noktada da geçen gün Sayın Başbakanımız bir müjde verdi esnaf ve sanatkara. Dedi ki biz bu kredi limitlerini 150 bin TL olan işletme kredimiz var bizim en üst seviyede olan. Onu 200 bin TL'ye çıkarttık dedi ama biz talep ediyorduk ama bu kadar olacağını da beklemiyorduk. Hemen akabinde de bizim çok beklediğimiz ve çok istediğimiz işte esnaf ve sanatkar iş yerini alacak olursa iş yeri için 500 bin TL. Bir kredi çıkarttılar, koydular bu kredi koydular. Yine bunun yanında da ticari almak araç almak isteyen her esnaf ve sanatkara da ayrıyeten yine bu krediden 500 bin lira limitli kredi açtılar. Yani bu öncelikle bu 250 bin TL bundan 3 yıl evvel bu yatırım kredisi sadece şoför esnaf ve sanatkarına var idi. Sonra bir ara kaldırıldı ama o dönemde bizim bu yörede faydalanan ondan pek olmadı. Özellikle Bor'da mesela kamyoncu arkadaşlarımız tır almak konusunda bundan çok faydalandılar. Dolayısıyla bu krediyi tekrar geri koydular. Özellikle taşımacılık yapan şoför esnafımıza çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Bunun yanında da yine işte ticaretle uğraşan küçük esnaf ve sanatkarımız kendi işletmesine ticari bir araç alırsa onun da parası yine bizim aracılığımızla, esnaf kefalet kooperatifi aracılığıyla vereceğiz. Bunun amacı nedir? Bizim verdiğimiz paranın faizinin büyük bir çoğunluğunu devlet karşılıyor. Yani şu anda Türkiye'de kullanılabilecek en düşük faizli kredi esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifi aracılığıyla veriliyor ki dünyada bunun bir örneği daha yok. Türkiye'de de bu kadar ucuz verilecek bir sistemde bir kredi yok. Buradaki amacımız bizim de esnaf ve sanatkarımızı
daha iyi günlere taşmak, işini büyütmesini, çağa ayak uydurmasını. Özellikle şu iş yeri için verilen yatırım kredisi 500 bin TL çok önemli bir para bence. Bu paraları kullanabilecek arkadaşlarımız esnaf ve sanatkar olan, esnaf ve sanatkarlar odaları birliğine ve mesleki odalarımıza kayıtlı olan her vergi mükellefi esnafımız kullanma hakkına haizdir. Berberimiz de kullanabilir, bakkalımız da kullanabilir, kahvecimiz de kullanabilir, tamircimiz kullanabilir, otoelektrikçimiz kullanabilir, aklınıza gelen terzimiz kullanabilir. Yani bu parada herhangi bir meslek ayrımı da yok. Dolayısıyla NİDE esnaf ve sanatkarı adına güzel bir sistem olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir başvuru süresi diye bir soru. İstedikleri zaman başvurabilirler. Bunun günü yok. Bu konuda müracaat konusunda hiçbir süresi zamanı diye bir şey yok. NİDE'de gazeteciler yeni belediye başkanlığına atanan Rıfat Özkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle istifası istenen Faruk Akdoğan'ın yerine atanan NİDE Belediye Başkanı Rıfat Özkan'a NİDE'de bulunan basın mensupları hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti belediyeciliği anlayışıyla durmak yok yola devam çalışmaları içerisinde NİDE Belediyesi'nde belediye başkanımızın görevden ayrılmasından hemen sonra Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in onayıyla biz de NİDE Belediye Başkanlığı görevine başlamış bulunuyoruz. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Başkan Özkan, Cumhurbaşkanımızın kararıyla bu değişiklik gerçekleşti. Bundan sonra da çalışmalarımızı en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. İyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Halkımızın da desteğiyle sosyal belediyeciliği zirveye taşıma noktasında hizmetlerimiz devam edecek dedi. Gene AK Parti'mizin belediyecilik anlayışında bir önceki belediyeden belediyeyi devralan belediye başkanı mutlaka bayrağı daha ileri noktalara taşıma gayretiyle çalışmak zorunda. Bunu yine Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle onun için bazı belediyeleri değiştiriyor. Sandıkta halkın değiştirmesinden önce çok ciddi bir belediye çalışmalarını kontrol sistemi var AK Parti'sinde. Mahalli idareler genel Başkanımız Sayın Erol Kaya Bey, zaten kendisi İstanbul'da Pendik'te 3 yıl belediye başkanlığı yaptı. Çok mükemmel bir deneyimi var ve AK Partili belediye başkanlarının çalışmalarını sürekli mercek altında tutuyor. Onun için biz NİDE'de bu değişimi öngörüldüğü için biz kendi dönemimizde belediye başkanlığı yaptığı çalışmalarımızda genel merkezimizin bu takibini, bu kontrolünü ve tavsiyeleri ölçüsünde en iyiyi daha gayretle, daha iyi çalışmalarla yapmaya devam edeceğiz. Bugün belediye başkanlığını devraldığım 3. gün. Tabii yoğun bir tempo var. Bir yerden halkımız gerçekten çok yoğun bir sevgi, bir teveccüh göstererek hayırlı olsun ziyaretleri, tebrik ziyaretleri var. Ama bu arada da şehrin tabii hayat devam ediyor. İnsanlar hep hizmet istiyor. Hizmette de sınır yok. Ara bularak, zamanı iyi programize ederek onlara da ulaşmaya, çalışmaları kontrol etmeye, takip etmeye çalışıyoruz. İyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Halkımızın da desteğiyle. Zaten ben belediyecilikte 3,5 yıl ciddi bir deneyimim var. Bir yandan projeleri tamamlamak, yeni projeler üretmek, bir yandan da özellikle AK Parti'mizin önem verdiği, Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle istediği sosyal belediyeciliği, bunda hizmette hiç sınır yok, daha zirveye taşıma noktasında gayretlerimiz devam edecek inşallah. Ben basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiler.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde merada otlayan koyun sürüsüne kurtlar saldırdı. Çorum'un Sungurlu ilçesinde merada otlayan koyun sürüsüne kurtlar saldırdı. Olayda 11 koyun telef olurken 16 koyun ise kayboldu. İlçeye bağlı Topuz Köyü'nde yaşayan Seyfi Kavdır 56 koyundan oluşan sürüsüne kırsalda aç kalan kurt sürüsü saldırdı. Akşam saatlerinde Topuz Köyü ile Oyaca Köyü arazisinde koyunlarını otlatan Kavdır, Sarıcılar Köyü'nde bulunan bakkala gitti. İhtiyaçlarını karşıladıktan sonra tekrar hayvanlarının yanına dönen Kavdır, koyunlarının kurtlar tarafından telef edildiğini gördü. 11 koyunun telef olduğunu, 16 koyunun ise kayıp olduğunu fark eden Kavdır, geriye kalan 29 koyun ile tekrar köye döndü. Konuyla ilgili Topuz Köyü Muhtarı Mehmet Kart, köylümüz akşam saatlerinde koyunlarını Topuz Köyü ile Oyaca Köyü arasında bulunan merada otlatmaya götürüyor. Kendisi ihtiyaçları için Sarıcılar Köyü'nde bulunan bakkala gidiyor. Alışveriş yaptıktan sonra tekrar koyunlarının yanına döndüğünde koyunların kurtlar tarafından telef edildiğini görüyor, hemen durumu bize bildirdi. Kurtlar toplam 56 koyundan 11'ini telef etmiş, 16'sı şu an hala kayıp diye konuştu. Kavdır köylülerle birlikte kaybolan koyunlarını aramaya devam ediyor. Mersin Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, meme kanseri bilinçlendirme ayı dolayısıyla KETEM'i ziyaret etti. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, 1-31 Ekim meme kanseri bilinçlendirme ayı dolayısıyla kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi KETEM'i ziyaret etti. Hoş geldiniz. Rahatsızlık yok değil mi? Yok. Toroslar İlçe Sağlık Müdürü Doktor Levent Özbay'ın da hazır bulunduğu ziyaret sırasında KETEM hekimlerinden ve yetkililerinden çalışmaları hakkında detaylı bilgiler alan Başkan Hamit Tuna, muayene olan bayanlara ve sağlık personeline sağlıklı bir ömür dileyerek çiçek takdim etti. Merhaba. Allah sağlıklı günler versin. Bana nasılsınız? İyisiniz. Allah'a emanet olun. Bütün kontrol değil mi? Evet. Tamam. Psikoterapi. Kanserde erken teşhisin önemine dikkat çeken Başkan Tuna, Sağlık Müdürü ile ortaklaşa Halkkent Mahallesi'nde kurdukları KETEM'in kansere karşı mücadele ederek toplum sağlığını koruma noktasında önemli bir görev üstlendiğini kaydetti. Olduğumuz projemizde kadınlarımızın son zamanlarda artan meme kanseri vakasının sayısının artış göstermesinden dolayı KETEM'e gelen bayanlarımıza ücretsiz servis tahsis ediyoruz. Ortak bir proje yapmak suretiyle bölgemizdeki bütün kadınları doktorlarımızın önerdiği periyotlar içerisinde 1,5-2 yıl arasında sürekli döndürmek. Toroslar Belediyesi'nin servisiyle evlerinden alınan kadınlar, Halkkent Mahallesi'nde bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi KETEM'e getirilerek kanser taramasından geçiriliyor ve hastalık hakkında uyarıcı bilgilendirme eğitimleri de veriliyor. Bir araç tahsis etmek suretiyle bölgemizdeki bütün kadınlarımızı kayıt altına alıyoruz. Taşıdıklarımızı ve taşınacakları günü tespit ederek burada KETEM merkezinde. KETEM ayrıca obeziteyle ilgili, daha sağlıklı yaşamla ilgili birçok dalla taşlandırıldı. Mersin Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü 4490 paket kaçak sigara ele geçirdi. Mersin Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor. Yapılan çalışmada. Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalarda Mersin'in farklı bölgelerinde arama kararlarına istinaden M.E. isimli bir şahısın kullandığı tırda 3510 paket, M.A. isimli şahsın aracında 980 paket olmak üzere toplamda 2 şahıstan 4490 paket gümrük kaçak sigara ele geçirdi. Yapılan araştırmada bir kişi gözaltına alındı. Mersin Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, hem fiziksel hem toplumsal hizmetler sunuyoruz dedi. Erdemli Belediyesi'nin ilçede yapmış olduğu hizmetlerle birlikte şehrin olumlu yönde büyük bir değişime uğradığı gözlemleniyor.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, hizmetler konusunda her alanda toplumun her kesimine hem fiziki hem de toplumsal hizmetler sunuyoruz dedi. Erdemli'de son yıllarda hayata geçirilen projelerle ilgili olarak Erdemli Büyükşehir Belediye Başkanı Mükerrem Tollu önemli açıklamalarda bulundu. Böyle çıkartalım. Şehrin her noktasından hem fiziki olarak hem de sosyal olarak çok büyük çalışmalar içerisinde olduklarını beyan eden Başkan Tollu, bunun neticesinde Erdemli'de gelişme bakımından son büyük değişimlerin yaşandığının dikkatini çekti. Bu hizmetlerin büyük bir çoğunluğunun Erdemli'de ilk defa gerçekleştirdiğini vurgulayan Tollu, toplumun, vatandaşların gurur duyduğu bir Erdemli'yi yeniden inşa ettiklerini söyledi. Geçtiğimiz hafta sonu 11. Olağan Genel Kurulu yapılan CHP'de yeni yönetim kurulu toplantı yaptı. Az önce okuduğum başka bir önerge gördüğüm kadarıyla yok. Geçtiğimiz hafta sonu 11. Olağan Genel Kurulu yapılan Tarsus Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni yönetim kurulu toplanarak görev bölümü yaptı. Az önce okuduğum önergeyi kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2013 yılından yürütü ilçe başkanlığında delegelerin güven oyunu alan Ali İlkin başkanlık ettiği yönetimde ilçe sekreterliğine avukat Kadir Ünlü getirildi. İlçe saymanlığı görevini Umut Dikilataş'ın üstlendiği Tarsus Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe eğitim sekreterliğine Serpil İzdeş, ilçe bilişim sorumluluğuna Ahmet Gürsoy, parti örgütü örgüt yönetimlerinden sorumlu başkan yardımcılığına Özcan Bulut ve Zeyrek Karataş getirildi. Diğer yönetim kurulu üyeleri ise şu görevleri üstlendi. Parti içi eğitim sorumlusu Zuhal Doğan, Özay Güngör, basın yayınlağın sorumlu başkan yardımcısı İbrahim Ceber, Yusuf Tıpık, hukuk ve seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Serin Uğur Sultan Özyaşaroğlu, halkla ilişkiler, eylem ve etkinliklerden sorumlu başkan yardımcısı Figen Acıyiyen, yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı Murat Çalışır, Erol Konucu, milletvekilleri organizasyon, koordinasyon ve iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Murat Çalışır ve Yusuf Tıpık oldu. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.